Merhaba, Galaxy Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Şahan Gökbakan. Şahan hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Uzun zamandır bir araya gelmek istiyorduk ama... Evet, şükür. Bir Dünya Kupası arası vermiştik ama Şahan müsait deyince... Yani akan sular duruyor. Bir program yapalım dediniz. Tabii. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Herkesin çok merak ettiği, daha doğrusu bizim burada çok merak ettiğimiz bir soruyla başlamak istiyorum. Recep İvedik serisinde henüz çözülememiş bir espri var mı? Yani senin oraya bir yere yerleştirdiğin ama yani, hala böyle... Çözülememiş yoktur da belki hani insanların kaçırdığı ama çok ufak bir kesimin yakaladığı bazı espriler vardır. Şimdi tabii hangisi desen söyleyemem ama var yani öyle şeyler. Yani senin öyle araya bazen bazı yönetmenler, işte bazı oyuncular, bazı yaratıcılar araya bir şey yerleştiriyorlar, öyle bir şey yok. Yok yani biz normal hani her yelpazeden espri üretiyoruz. Sonuçta benim kafam Recep İvedik'i yazarken Recep ne nasıl espriler yapar diye da çalışıyor. Hı hı. Hani ben filmin içinde Recep'in yaptığı esprileri de koyuyorum yani. O bir karakter ya. Tabii. Şaka da yapmak zorunda. Yaşayan bir karakter. Aynen. İşte bazen o Recep'in esprilerini hani benim esprilerim zannedip hani bu da yapılır mı falan diyenler de olduğu gibi. Aynı zamanda Recep'e hiç uymayacak espriler de koyuyorum kendi kafamdan çıkan. Onları da belli bir grup yakalıyor. Tabii bazen böyle bir entelektüel seviyesi bir artıyor. Evet. Bazı yerlerde oluyor öyle şeyler. Böyle beklenmedik anlarda. Bu farklı bir Recep İvedik anladığım kadarıyla. Evet yani serinin yedincisi ama diğer hikayelerden biraz daha nasıl diyeyim? Daha sözü olan bir film. Daha fazla mesaj içeren ve toplumsal bir yaraya değinen bir film diyebiliriz. Öncekiler hani Recep'in serüvenlerini izlediğimiz filmlerdi. Bunda da bir serüven izliyoruz ama birazcık daha dişe dokunur bir teması var filmin. Disney Plus çok memnunmuş galiba senin. Çok memnun. Evet, ben de. Katılımından. Aynen, ben de çok memnunum. Hayır, üyelikler de bayağı artmış. Evet, yani her şey çok iyi gidiyor şu anda, bakalım. Ya tabii o tamamen onların iş planı, nasıl planladıklarına bağlı. Onları ne mutlu eder bilmiyorum ama ben kendi adıma yaptığım filmden memnunum. Onlar da çıkan sonuçtan memnun. Şimdilik gayet güzel. Sinemada yok, sadece platform. Sinemaya evet girmeyeceğim. Bu film sinemada olmayacak. Bence doğru bir karar, özellikle bu dönem için. Çünkü hani bugün bir sinema, özellikle benim filmimi izlemek için giden insanlar kalabalık gidiyorlar. Hani böyle toplu bir eylem. Özellikle çoluk çocuk giden var çok, aileler falan. Bugün bir sinema bileti nereden baksan minimum 60 lira oldu diyelim. 4-5 kişi gitsen yolu, yemeği bilmem nesi yani... 400-500 liralık bir şey. Paket. Paket. Ama tabii şimdi bu dijital platformların böyle bir yararı oldu. İşte aylık tam bilmiyorum şu anda rakamını ama herhalde 30-50 TL civarında bir rakam vererek hem binlerce film izliyorsun hem aynı filmi defalarca izliyorsun. Bence şu ekonomik koşullarda güzel bir şey oldu bunun bir platformda çıkması. İkinci sebebi de hani birazcık daha rahat davranabiliyorsun. Dijital platformda bir film çekersen daha rahat hissediyorsun kendini. Sebebi herhangi bir işte kaygı taşımıyorsun. Doğru. Yani bu şey... hem ülkeyle ilgili bir kaygı taşımıyorsun. Çünkü bizim ülkemizde her şey çok değişken, her an her şey çok değişiyor. Maalesef. dikkat çağın çıkabilirden çıktı değil mi Recep İvedik? Evet, ilk skecimin yani daha doğrusu... Ondan önce yaşıyor muydu? Yok. Yaşamıyordu. Yani içinde, etrafında yaptığın espriler, oynadığın bir karakter miydi yani? Yoksa ona özel mi yarattınız? Hiç öyle bir oynadığım karakter yoktu. Sadece işte gözlemlediğim insanlar varmış Ankara'da yaşadığım dönemde büyük ihtimalle. İşte bir tanesi de hatta bizim eski oturduğumuz sitenin güvenlik görevlisi Nihat. Yani onu sonradan fark ettim. Yani Recep İvedik, bu Nihat'a çok benziyormuş falan. Nihat'la çok vakit geçirirdim ben. Mesela okuldan dönerdim. Güvenlikte otururdum onlarla, tavla oynardım, işte menemen falan yerdik, yani öyle şeyler yapardım. Orada hep sohbetler, muhabbetler oradan almışım. Ondan sonra işte bir haber bültenimiz vardı bizim, Engin Journal diye, biliyorsun. Biliyorum tabii. Orada bir haberdi bu. Hani üst komşusunu hala sepetin ipinden çekmiş, düşürmüş, kadın da bileğine sarmış, düşmüş apartmanı. O haberi canlandırırken ben böyle kendimi işte tek kaş yaptım, biraz kirli sakal, omzuma biraz kül falan, hani bir mizansen dizayn ettim oraya. Adam bira çek demiş, o çekmem demiş, işte öyle falan. İsminiz adım Recep, soyadınız İvedik falan, öyle yani tamamen doğaçlama çıkmış bir şey. Sonra
benim televizyon kariyerim bitmeye yakın. Togan da sinemayı bitiriyordu. Bilgiden mezun. Ne yapalım? Bir sinema filmi yapalım. Ha iyi yapalım. Ne çekelim? Abi işte bakalım en çok hangi skecimiz sevilmiş. Açtık YouTube'u. Recep İvedik sevilmiş. O ilk skeç. O zaman Recep'in filmini yapalım diye. Öyle başladı serüven. Güzel. Yani. Acayip bir makyaj var orada. Hı-hı. Her gün yapılıyor herhalde o. Tabii evet. Ki doğal olarak. Evet. Özellikle yani o kollardaki kıllar falan zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Acılı bir süreç çok, değil mi? Çok ağır. Yani nasıl yapıştırma mı onlar nedir? Ya aslında yani işte 2007'de ilk biz çekimlere başladığımız tarih 2007. Recep İvedik'in ilk serüvenini 2007'de çekmeye başladık. Yani 2007'den 2022'ye birçok şey değişti. Hani makyaj teknikleri de değişti ama kıla çözüm bulamadılar abi. Yani makyaj olayı, kılla ilgili hiçbir ilerleme yok. Yani durdu orada olay. 2007'deki sistemle aynı sistemle çalışıyoruz. Böyle filelere kıl işliyorlar. Onları böyle badana fırçasıyla vücuduma yapıştırıyorlar abi. Ben bütün gün böyle o gom deniyor ona. Onunla beraber böyle yaşıyorum. Yani yapıştırmada sorun yoktu. Çıkarması? Suratıma da aynı şekilde. Çıkarması da böyle aseton kıvamında bir malzeme sıvı var. Sıvı çıkarıyor. Evet. Yoksa çekme suretiyle çıkmıyor. Yok. Ama bayağı kaşlarım maçlarım dökülüyor film. Yani çıkıyor, kopuyor film zamanı. Peki her film şöyle geliyor bana. Sanki her film bittikten sonra ben bir daha bunu yapamam diyorsundur gibi. Kesin diyorum abi. %100 diyorum. Hatta 1,5 sene falan da sürüyor yani onu söyleyişim. Kesinlikle yapmayacağım abi yok falan diye. Ama sonra tekrar oluyor yani. Bir de şöyle oluyor hani biliyorsun o tekrar o makyaja katlanacağını ama öyle bir hikaye ve böyle kendimi öyle hayal ediyorum ki o işin içinde tamam abi hadi şunu yapalım demeye başlıyorum bir süre sonra ve insanlar böyle gerçekten istiyor musun hakikaten bir daha o makyajı falan diyor. O kadar yani zor benim için. Orada birçok karakter vardı. Ben şey o neydi? Ne Hunter? Metropolitan Hunter. Evet. Dikkat çağın çıkabilir de çok karakter vardı. Benim 300 üzeri benim favorim oydu. Yapmışım orada. 300-400 yani. Ona bir şey düşünmez misin? O çok abi, o çok evet. Absürttü yani. Çok. Ya o döneminde çok biraz fazla ilerisindeydi. Hatta o dönem böyle orada o skeçlerde söylediğim hani saçma absürt şeyler. Evet. Sonra 10 sene sonra gerçek ciddi projelere dönüştü biliyorsun. Doğru. Yani ben orada biliyorsun bir tipleme yapıyordum. Mesela işte Hayri Gülle ile 2008'e Güle Güle diye bir olmayan bir seçim kampanyasına hazırlanan belediye başkanı. Orada söylüyordum işte. Dört Levent'e niye deniz getirmeyelim? Yani Barbaros Bulvarı'nı Beşiktaş'a kadar kazıp ekstra bir kanal olarak diye anlatıyordum abi. Kanal İstanbul çıktı. Tamam yani Dört Levent'te değil belki ama mantık aynı. Bence Dört Levent daha iyi proje. Şey diyordum köprüleri trafik niye rahatlar biraz köprüleri niye Boğaz'ın enine yapıyoruz? Dikine yapalım yani. Mesela diyordum Arnavutköy'den Yeniköy'e bir köprü olsun sahilde. Evet. Yani o da olabilir. Oldu. Bir gün yani bir gün görürsen eğer. Hayır kazıklı yollar o zaten. Hayır, olabilir yani. Bekliyorum o projeyi şimdi. Ben direkt dolduralım diyorum Boğaz'ı. Evet. Onu da söylemiştim işte. 3 milyon Pekin ördeği getireceğim. İç deniz yaptıracağım falan. Öyle şeyler anlatıyordum. Çok güzel. Nispetiye'yi kapatacağım yola falan. Şey trafiğe. Evet. Millet niye orada nispet yapsın falan. Of. Ak merkezi Pendik'e taşıyordum falan. Hiç oy çıkmamış bana oradan falan. O da oldu. Oluyor mu? Yani vardır orada. Gidiyordur oralara da doğru. Çok güzel. Yani çok saçma şeyler oldu o skeçlerde. Yok yani. Çok güzel. Hakikaten çok absürt ve komedi. Peki şey acayip taklitler de vardı orada. Şimdi insanlar unutmuş olabilirler ama yani Sunay Akın taklidi var. Tabii böyle dönem dönem. Okan Bayülgen taklidi var. Tayfun Talipoğlu var. Tayfun Talipoğlu o zaten özel. Kimselerin gelmediği. Evet güzeldi. Ya işte aslında tam olarak bir taklit yapmak için değil de. Hani o programı tiye almak için yaptığım şeylerdi ama taklit de yapıyordum tabii arasında. Yok yok iyiydi. Haşmet Babaoğlu, Hıncı Uluç, Sunay evet, Akın değil mi? Aynen yani, öyle şeyler yapıyordum. Güzel ekip. Güzel. Hakikaten. Çok güzel günlerdi o gün. Televizyon yüzleri çok fazla skeçlere katılırdı. Aslında böyle bir yurt dışındaki örneklerine yapıyordu. SNL yapıyordum. Falan. Evet o tarz bir şeydi. Uğur Dündar gelirdi. Ondan sonra işte Cüneyt Özdemir gelirdi. Tayfun Talipoğlu gelmişti. Evet doğru. Skecin içine. Cem Yılmaz'la da yaptınız. Evet onunla da yaptık. O ilk daha tevkidi. Hocam hoca. Aynen Cinci Hoca. Cinci Hoca muhabbeti. İlk 20'ye giren 6 Recep İvedik filmi. Öyle Türkiye'de. Mi saymadım? Tamam ben ilk 2'den sonrasını bıraktım baba. İlk 2 sende. Peki kırılabilir bir şey mi o? Zor gözüküyor. Yani şu anki rakamlara göre zor gözüküyor. Sinema artık biraz şey oldu. Özellikle bu pandemi bir 2 sene. Üzerine bir de bu fiyatlar, yani Türkiye için, Amerika'da da gerçi öyle. Yani sinemalar biraz zor bir dönem geçirdi. Çok üzücü, ben üzülüyorum buna ama
Çok seçenek olması da bunda mesela sen de dizi neye yaptın yani? O da etkiliyor mu acaba? Dijital platformlar zaten hep vardı aslında ama hani bu kadar güçlenip içerik üretecek, daha fazla içerik, daha fazla yerel içerik üretecek hale geldiklerini tabii yerel prodüktörler de hep oraya doğru bir kayma yaşayacak. Şeyi konuştuk hazırlanırken. Mesela dizi finallerinin ne kadar seyredildiği çok önemlidir ya Amerika'da filan. Mesela Meşi 105 milyon kişi seyretmiş. O dönem hani televizyondan başka bir şey olmadığından belki. Hani sonra Friends, Seinfeld filan da çok seyredilmiş ama o seviyelere nüfus artmasına rağmen ulaşmak imkansız. Sinemada da kapattın galiba ilk iki. 7 milyon 450 küsur bin insan. İkincisi de ona yakın. 7-300 filan o da. Zor yani o rakamı tekrar bulmak. Yok. Ben bile bulamayabilirim yani şu an. Uzun metraj mı, kısa metraj mı? Kısa metraj derken benim yok kısa metrajım. Yok. Uzun metrajı tercih ederim. Buna cevap verdin esasında. Durum komedisi mi, olay komedisi mi? İkisi de. Birbirinin içinde çok daha güzel oluyor. Bir olay bir adamı bir duruma düşürürse çok güleriz yani. Güzel. Sağlam bir olay ve böyle sağlam durumlar, kar topu gibi düşene bir tekme vur mantığıyla karakteri yerden yere vurup bir daha vurup bir daha vurursak o zaman gözümüzden yaş geliyor. Hani bazı böyle çok güldüğünüz yerlerde bu dediğimi hatırlarsanız hakikaten öyle oluyor yani. Böyle bir kar topu gibi karakterin başına felaket şeyler gelecek üst üste ya bu da mı derken o zaman kopuyoruz zaten. O yüzden ikisi iç içe çok güzel olur. Güzel. Bu o zaman yeri gelmişken sorayım. Nuri Bilge Ceylan bir zamandan Anadolu'da da Recep İvedik'in öldüğünü görüyoruz. Dikkatini çektin mi senin? Görmemiştim. Şimdi sen gösterdin programdan önce. Peki aranızda böyle bir şey var mı atışma? Ya da yok. Bir alışveriş? Yok. Yani çünkü senin ikinci filmin... Sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve gerçekten hani başarısı dünya çapında bir insan zaten. Çok konuşuldu ama senin haberin olmamız çok enteresan. Vallahi yani belki de o yani o böyle bir şey deklare ettim hani ben burada bunu... Hayır yok bence güzel bir gönderme. Belki ayrıca. Öyle ya, izleyenler almıştır belki öyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Senin de ikinci... Koskoca adam kanda yürüyor bizle mi uğraşsın ya? Niye canım? Koskoca sen de koskoca şahansın yani. Ama senin Recep İvedik 2'de de bir Nuri Bilge göndermen var. Hakikaten magazin çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Güzel bir şey. Şimdi yani paslaşma o yani. Nuri Bilge Ceylan tabii bir yani sanat filmi yönetmeni ve çok başarılı. Ama sanat filmleri biliyorsun çok yavaş, çok daha duyguyu anlatan, işte böyle uzun, boş, konuşulmayan planların olduğu. Yani bizimkinin tam kriptoniti, tam karşıtı evet. Yani benim yaptığım. Bende de böyle tık 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 sürekli konuşmalar bilmem ne. Bu işle uğraşan bir insana da o birazcık hani mizah malzemesi sağlam bir ürün olarak geliyor. Onu skeçlerimde de kullanmıştım zamanında Nuri Bilge'nin yaptığı işleri. Filmde de öyle bir esprisi vardı. Ama genel olarak, şahan olarak sorarsan yaptığı işleri çok beğenen ve takdir eden ve gurur duyan bir insan. O da seni beğeniyor belki. Çünkü yani en azından ortaya koyduğun tipleme onu da çok dikkatini çekmiş. Çünkü sadece o değil. Ahlat Ağacı'nın doğuya anlatırken bir şeyleri. Ya Türk insanı diyor sever hani birisi bir başkasına küfür ediyorsa Recep İvedik mesela diyor. Bence güzel evet, bir paslaşma bu. Evet yani hep çalıştığı görüntü yönetmeni var Gökhan. O bizim Celal Ceren'de de bizim görüntü yönetmenliğimizi yapmıştı. Onunla da böyle bir hani birbirimize bir haber yollamalar, bir selam söyledi, aleyküm selam filanlar olmuştu o dönem. İnşallah bir gün çalışma fırsatım da olur. Benim için değişik bir deneyim olur. En azından kendimi böyle çok ağır bir dramın içerisinde ve belki de mizah öğeleri olan bir şeyin içerisinde de deneme fırsatım olur. Eğer öyle bir şey hazırım diyorsun. İsterse benim de bir 6 ayda çekiyor çünkü filmine gelen takvim uygun olursa neden olmasın? Bir boş 6 ay bulursan. Aynen. Beydur mu dişi yakarış mı? Abi tabii ki dişi yakarış. Öyle mi? Tabii ki abi. Yani dişi yakarış. Nevriye. Cengiz. O yani onun ötesi yok abi o. Ama Beydur da çok iyi yani. Beydur da iyi evet. O zaman işte o dönemin ağır dizileriyle dalga geçen bir şey. Çok güzel. O bir döner sahnesi var. Döner boş, boş boş döner söylüyorlar evet. Abi olağanüstü. Ama çok ciddi söylüyor. Yani ben sana söyleyeyim. Ya, hakikaten çok absürt yani. Absürt bir zaman zirvelerinden. Mesela sen onu çok beğenmişsin. O çok öne çıkan bir skeç değildi mesela Beydur skeci. Benim çok sevdiğim ama mesela senin de dikkatini çekmiş ama çok seyircinin genelinde... Çünkü seyirci genelde o dizileri de sevdiği için. Anladın mı? Çok öne çıkmadı yani. Hayır güzel şey yani bir park gibi bir yerde arkanda iki tane şey var.
Bodyguard. Evet, boş. Oradan tostçuya sipariş veriyor. Sipariş veriyorsun. Çok ciddi böyle. İnanılmaz. Çok komik. Hakikaten çok komik. Yani. Ben de seviyorum onu. Harry Kewell mu, Milan Baroš mu? Abi ikisi de canımız. Yani Harry Kewell biraz daha o hepatitinden dolayı yüreğimi daha böyle hani hasta hasta oynadı falan doğru. gibi bir şey var. O yüzden Harry Kewell'ı daha... Ama Milan Baroš'un da ayağını kırmıştı bizim Emre Belezoğlu. Biliyorsun. Onunla da şey üzülmüştüm. İkisi de severim ama yani Harry Kewell diyelim. Feldkamp mı, Gerrit mi? Ah, zor soru. Yani Gerrit. O ikonik resimden dolayı. Hmm. Monolog mu, diyalog mu? Diyalog. Hacivat Karagöz. Ama değişiyor senin Hacivat'ın sürekli. Evet. Yani kavuklu pişeker Hacivat Karagöz. Diyalog üzerine sürekli bir pasör ve gol atan yani sidekick ve ana gol atan oyuncu mantığında ilerliyorum. Genelde filmlerimde o böyle bir komik şey yani mantık öyle. Mekanik öyle. Sana bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bunda, bunu sende ne gibi bir his yaratacak? Evet. Kim bu tatlı sarışın çocuk? Tanıdın mı? Yok. Bu arkadaş şey... senin bir karakterine ismini vermiş olan bir arkadaşımız. Allah. Yani kullandığın, canlandırdığın karakterlerden biri. Osman Pazarlama'da. Allah Allah. Arhan Pilavoğlu. Pilavoğlu soyadı yabancı gelmiyor da. Arkada duruyor. Aa, ne abi? Oğlum çok büyümüşsün lan. Bizim Arda Güler'imiz kendisi. Ha. Tabii. Benim programlarım... Programdaki... Neydi bu fotoğrafın hikayesi? Anlattın mı? Zorla programa girdi ya. Gir fotoğraf da çektirmişiz. Anlat. Anlatayım. Dik durabilirsin. Yerden teyzeyle annem. Hah. Öyle bir bağlantımız vardı. Aynen. Çok yakın arkadaş Neriman annem. Beni şey diye Lerzan teyzeyle dosta gel kitap alalım sana diye kandırmışlardı. Ha. Kitabı Ankara. Evet. Sana da hayran tabii. Tabii tabii. Neriman ablayı da hatırlıyorum zaten. Ben de aynen. Hiç ama bilmiyordum yani sizinle tanışacağım. Orada çok takım elbise falan şansa giymişim. Güzel ama bak. Gelmişim. Evet. Bir de peçete şey yapmışsınız. İmzalamış. Öyle mi? Evet. Yani... Aran önümüzdeki dönemde Türk spor medyasına damga vuracak arkadaşlarımızdan biri. İnşallah. Recep İvedik Trivia'ya hoş geldiniz. Bugünkü yarışmalarımız sevgili Aran Pilavoğlu. Kendisi aynı zamanda bir karakter. Skeç evet. Skeç kendisi bir... Ya kendimi skeç de ismin mi? Kendine de skeç denir mi? Evet, skeçim. Ve tabii ki Recep İvedik'in yaratıcısı sevgili Şahan Gökbakar. İlk sorumuz 10 puan değerinde. Recep İvedik'in yoga hocası eğitimini kaçıncı Dalai Lama'dan almıştır? Evet. 14, 10'ar puan. Bravo. Bana mı baktın lan? Yok, kime hakikaten uzman. Evet. İkinci sorumuz geliyor. 20 puan değerinde. Puanları tutuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Recep İvedik'in değerli abisi. Metin abinin dükkanı nerededir? Metin abi mi? Evet. Ha. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Modesan, iki doğru cevap. Ben oradan aldım. Oğlum kesin bakıyor bana. Evet, 30'ar puan. 50 puanlık 3. sorumuza geldik. Kopernik pizza sahnesinde pizza promosyon dahil ne kadar tutmuştur? Kaç oldu mu? Doğru cevap. 28.70. 14.35. Al çık oğlum. Çarpı 2. Sen o çarpı 2'den eşitlik olursa ekstra 5 puan vereceğim. O çocuğa bak. Vallahi billahi. Kombinasyonunu da yazsın. Evet, 100 puanlık sorumuz geliyor. Recep İvedik 2'de Japon tercümanın adı nedir? Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Japon tercüman mı? Bir dakika. Bitti mi? Bilemedim abi. Bilemedim, o da bilemedi maalesef ya. Hiroshi. Makat değil oğlum. Hayır ama...
Öyle bir adamlara var. Söylediğim şey. Onu benim de aklıma geldi o. Takashi. Hiroshi'ymiş. Hiroshi. Ha, Hiroshi Takashi. Makat. Makat yazdık buraya. Özür dilerim. Ya. Pardon. Serim. Evet. Recep İvedik 2'de... Devam mı? Devam mı? Tabii. Ha. Recep İvedik 2'de Recep'in date'e çıktığı hanımefendinin adı nedir? Aa, benimki ayı boğandı da. Tik tak tik tak tik tak. Sen de bilemedin. Tak. Bakıyor. Bu değil mi? Doğru. Ha? Baktım ama söylemeyeyim. Yalnız benim elimde başka bir şey yazıyor. Daisy Girl değil abi. Ama benzer, ona benzer Yakuza. Bir şey. Yakuza. Evet, Yakuza. Artık Daisy son... Girl... Olmadı, zorlama. Tamam. Daisy Girl olmadı. İki bir yani şey... Evet, yenilgiyi yani, de kabulleneceksin. Evet. final son sorumuz. Recep İvedik'in Antalya'da gittiği otelin sahibinin adı nedir? Aa, dur bir dakika. Yok bende bu. Aa. Muhsin Başaran. Muhsin. Evet. Muhsin Başaran. Doğru. Sonucu belirleyecek soruya geldik. Recep İvedik 5'te ki Rus beyefendinin adı. Rus. Tamam. Nikolay. Evet. Nikolay. Ben Nikolay yazdım. Olmaz mı? Olmaz. Sen bilemedin maalesef. Evet. Şahan Gökbakar'la sorsan. Şahan Gökbakar şampiyonumuz. Tebrik ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Aran sen de fena olacak, değil. Olacak. Sen de devam. Çok teşekkür ederim. Biraz daha izle. İyi izle. Son harfleri yazmayı öğren. Tamam. Evet. Programımız devam ediyor. Evet. Öv beni videolarının hastasıyım ben. Öv beni. Evet. Eşinle. Evet, o da saçma sapan bir anda çıkmış biz boş bir video aslında. Peki, ama. Peki eşin memnun mu bu durumdan yoksa zorluyor musun? Sanki zaman zaman zorluyormuşsun gibi. Zaten mesela onun o verdiği böyle yarı mahcup, yarı ne yapacağını bilmez ve kahkahasını kontrol edemez tavrı çok hoşuma gidiyor. O hiç beklemediği bir anda o kamerayı kaldırıp evet aşkım işte şu anda galaya gidiyoruz. Hadi bakalım şimdi milyonlarca insan kocanın filmini izleyecek. Ne hissediyorsun falan deyince bile... Yani yapıyor ya, o benim çok sporu hoşuma gidiyor. Sporu sorun çıkmıyor mu? Yok, sonra işte hoşuna gidiyor tabii onun da. Yani öyle sempatik. Bir de insanlar izleyip ya ne kadar tatlısınız, ne kadar mutlusunuz, maşallah size falan deyince o böyle mutlu oluyor ondan. Birkaç kere yaptım öyle bir şey. Bekliyoruz onu da. Biz, evet. Yani çok hakikaten güzel oluyor. Birisinden imza veya selfie istedin mi? Tabii. İstedim. Arhan kadardım ben de. bir dönem hepimiz Arhan olduk. Tabii. Yani orta ikide miydim, neydim? Cem Yılmaz gelmişti şeye, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'na, Ankara'da. Ona gitmiştim ben tek başıma. Bak kafaya bak. Niye tek gittiysem. Neyse gittim, çok güldüm. Acayip etkilenmiştim o gösteriden. Sonra bekledim salonda. Sonra sahneye çıkıp kulise girdim. Sahnenin arkalarına bir yere girdim abi. Bir kapıyı açtım, Cem Yılmaz. Böyle bir göz göze geldik, bir durduk. Ben de böyle durdum falan. Ondan sonra abi işte Arhan gibi ben de bir peçeteye bir şey falan dedim. O dedi ki ne yapayım oğlum burada ben sana falan dedi. Abi işte bilmiyorum ki falan dedim. Öyle peçeteye Şahan'a sevgiler diye bir de karikatürünü çizmişti abi. Herhalde acıdı benim o an halime. Ondan sonra bir de fotoğraf çekilmiştik. Bir o bir de tabii sonra vitesi arttırdım. Los Angeles'ta bir gün karşıma kim gelse beğenirsin. Leonardo DiCaprio. Hadi. Tabii. Ondan sonra telefonla konuşuyor orada filan böyle aynı şey gibi, filmlerdeki gibi. Böyle ben de otelin lobisinde aynı otelde kalıyormuşuz. Ondan sonra... ne olacaktı ki? İşte gittim bir tane de adam duruyor böyle bir 3 metre gerisinde. Ondan sonra ya dedim işte böyle ben bir kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyorum. Mümkünse telefon konuşması bittikten sonra tabii ki filan diye hani saygılıyım da şey yapma. Herif direkt bana no dedi abi. Hadi ya. Direkt no. But no. But I'm from Turkey. No. Böyle 3 kere no dedi herif. Ben de sinirlendim. Kimsiniz lan siz? Abi içimden. Kimsiniz lan siz dedim yani. Biz herkesle çektiriyoruz falan dedim. Döndüm gittim. Çekilemediniz. Eşime de dedim ki orada Leonardo DiCaprio oturuyor dedim. Tamam dedik. Öyle geçtik gittik. Ha çekilmedi. Olmadı yani. Yok abi. Beni no ile refüze ettiler abi direkt. No. No. Peki maruz kaldığın en saçma selfie? Çok saçma. Yani çok. Selfie'den videoya dönenler, videoyu yani görüntülü konuşmak için arayıp karşı tarafın açmadığı, abi şimdi açacak diye beni beklettiği.
Oğlum diyorum açmıyor. Abi açacak. Demin konuştum açacak falan. 4 kere aradı. Sonra açıp şu anda uygun değilim diye kapattı karşıdakinin. Oğlum uygun değilmiş. Abi uygun diyor bana. Oğlum manyak mısınız? Öyle saçma şeyler çok oldu. Bol oluyor değil mi? Evet. Gizli kayıt oluyormuş. Gelip masaya oturanlar oluyor mesela hiç sormadan. Yemek yiyoruz hep beraber. Çoluk çocuk. Sandalye çekip oturuyor. Abi ne haber? Kardeşim diyorum yemek yiyoruz. Hani ailecek bir... Abi müsaadeniz var mı diye midir bunun hani ilk şeyi? O acaba hani o karakterleri gerçekten ayıramamadan mı kaynaklanıyor? Oynadığın karakterleri. Ben ayırıyorum insan olarak. Yani herkesten de bekliyorum yani. Güzel. Çocuklar da şok oluyor abi şimdi. Hani alışık değil ki çocuk. Bir anda yanına biri oturuyor böyle. Bu kim baba falan diyor. Bilmiyorum babacığım biliyorum. Ben de bilmiyorum. Yani. Çaresiz durumdayız yani. Çocuklar farkında mı senin ne kadar ünlü bir insan olduğunu? Farkında. Mesela bir yere geliyoruz işte... Site güvenliği aslında bizim sitemizin güvenliği. Yani beni değil plakayı tanıyor adam aslında. Kapıyı açınca falan şaşırıyorlardı başta. Nasıl kapıyı açıyorlar baba hemen filan. Onu tanıyorlar biz diyorum. Çok ilginç baba filan. Ondan sonra bu fotoğraflar işte insanlarla muhatabiyet başladıkça tabii fark ediyorlar, anlıyorlar. Ama ben böyle hep yaşlar şey küçük ama daha değil mi? 6-7. 5-6. Sen 14-15'teki durumu gör esas. Aynen. Orada bambaşka bir şeye dönecek. Şimdi arkadaşları soruyormuş işte yeni filmde ne olacak filan. Onlar da bana soruyor filan. Böyle bir şey başladı. Güzel. Aslında pek mutlu değilim bu durumdan yani. Keşke böyle nobody olarak... yaşadıkları bir çocuklukları olsaydı. Benim öyleydi çünkü. Hani öyle bir çocukluk geçirmelerini tercih ederdim. Ama bunun da yolu herhalde başka bir yere taşınmak. Benim tanımadığım bir yerde olmak falan. O da birazcık meşakkat. Sosyal medya var onda da fark etmiyor ki artık kaçmak mümkün değil yani. Aynen. Onların kaderi böyle oldu. Ne yapalım? Mühendis değil mi anne baba senin? Annem kimyager. Babam makine mühendisi. İkisi de ODTÜ'lü. Babam, ne seni bu tarafa yönlendiren ne? Bilmiyorum ki. Babam da zamanında böyle işte o lise tiyatrosu falan yapmış. Herhalde genetik olarak oradan bir şey geçti bana. Heves onun da varmış. Ama tabii onlar daha böyle o dönemin insanları biliyorsun. Önce tabii. Bir mesleğin olsun da bunu hani yanda hobi olarak yap şeklinde yaklaştıkları için sanata. Bizde de vardı öyle bir şey. Tabii ben çok ufaktım babam hayattan gittiğinde. O yüzden annem işte büyüttü. O da belli bir yere kadar söz geçirebildi. Hmm. Hani ben tiyatrocu olacağım, tiyatro okuyacağım dediğim zaman annem de iyi hadi bakalım inşallah filan. Memnuniyetsizlik olmadı yani. Kazanamayacağımı düşünüyordu zaten sınavı. Okay. O yüzden çok emindi o kendinden. Ondan sonra hani oğlum sen hiç kitap okumuyorsun ki seni nasıl hassınlar filan diyordu. Eyvah. Hakikaten de okumuyordum ama. Yani şimdi tarih kitaplarını okumaya başladım. Değişik bir ilgi geldi. Ama o dönem okumuyordum hakikaten. Ama kitaba bakmıyormuş iş yani. Başka bir şeye bakıyorlarmış sınavda onu gördük. Geçtim, girdim. Neyse ki. Evet. Burslu da kazandım. Hani yük de olmadım. Gayet iyi. Güzel. Annem mutlu. Kimin hangi yeteneğine sahip olmak isterdin? Valla benimkiler bana yetiyor. Başka hiçbir yeteneğe sahip olmak istemezdim. Yani iyi bir işte bu oyunculuk kariyeri yapmasaydım bence iyi bir spor kariyeri yapmak isterdim. Yani hayalim iyi bir sporcu olmak olabilir. Oynuyor muydun? Tenis oynuyordum uzun bir zaman tenis oynadım. Futbol? Ondan sonra futbol hiç oynamadım abi. Yani okulda arkadaş arasında öyle. Lisanslı oynadım. Tenisi bayağı lisanslı falan oynadım. Okay. Yani ne olmak isterdin? İyi bir sporcu olmak isterdim. Sahnede olmak istiyorsun yani. Evet. Yani öyle bir benim karakterim öyle. Öyle yani. Yani kendini bir gösterme çabası içeriden var yani. Normal. Başka türlü olmuyor zaten. Ön planda olacak bir insan. Hiç bir kuyruğa kaynadın mı? Kaynama yaptın mı? Çok. Çok. Hangimiz kaynamadık? Hepimiz kaynıyoruz. Son dönemde kaynıyor musun? Her gün kaynıyorum. Her gün. Her gün mesela o köprü trafiğinde sağdan dönecekmiş gibi gidip en sonundan öne doğru. Her gün. Başka çaresi yok diyorsun. Evet. Cezama razıyım. Cezayı yememek için tam şeritlerin başladığı yerden... Emniyet şeridinin tam başladığı ceza noktadan... Ceza yemiyorsun ama küfür yiyor olabilirsin. Abi onları duymuyoruz. Biz normalde Twitter'dan da küfür yediğimiz için hiç sıkıntı yok. Alışıyoruz biz. Bakıyor musun Twitter'da sana yazılanlara? Bakıyorum tabii. Rahatsız edici bir şey değil mi o? Yok. Yani alışıyorsun belli bir süre sonra. Bana bir de Twitter galiba ilginç bir algoritma geliştiriyor. Bana hep güzel şeyleri çıkartıyor öne. Ha. Sizde de oluyor mu öyle? Ben bakmıyorum.
Ben bazen bakıyorum hesabında hep güzel şeyler yazıyor. Arkadaşım mesaj atıyor. Neler yazmışlar? Oğlum neler yazmışlar? Ben bakıyorum hiçbir şey yok. Siz nereye bakıyorsunuz diyorum. Abi aşağıda işte 3-4 tane vardı falan diyor. Çok da gelmiyor. Ben çok blokladı bizim ekip çok fazla. Yani yeni arkadaşı işe alıyorlar mı bilmiyorum troll olarak ama onlar geliyordur. Eskileri çoğu bloklu. Troll dünyası var. Troll evet. Dünyası troll. Yani. Bilmediğin bir konuyu biliyormuş gibi davrandın mı? Tabii ki. Tabii ki abi. Her günde. Abi çok insani şeyler soruyorsun ama. Hep mi? Yani bunu herkes yapar mı? Sen bile bu programda 5 kere yaptın bildiğin. Bilmediğin skeçleri biliyormuş gibi davranmalar. Bu konuda kesinlikle yanılıyorsun onu söyleyebilirim. Bir kısmını bilmiyordum ama doğru. Bunları çalıştım. Anlaşılıyor suratından ama zaten. Ama çalışıyorum. Gözler böyle bir sağa sola. Bunları keselim arkadaşlar. Sana en yakın hayvan hangisi? Hayvan mı? Yani iyi hissettiğin. Kendimi iyi hissettiğim kedi köpek bir içinde hayvan. Bir şey var mı onu merak ediyorum. Vallahi şey maymunları çok. Özellikle orangutanları falan acayip. Böyle dakikalarca izliyorum ben ya. Bu nasıl bir şey falan diye. Akıllılar ondan çok mı? Çok ilginç hayvanlara. Çok akıllılar akıllı. Böyle hani bir ufak bir jest. Böyle bir ufak bir el hareketi. Ufak bir göz bakış hareketi falan. Aa filan olduruyor beni o hayvanlarda. Çok ilginç. Güzel. Gereksiz bir yeteneğe sahip misin? Yani bilmiyorum. Neye değilsin göre? Değilsin demek ya. Yani. Gözünü çevirirler, dilini çevirirler. Yok. Selo çok güzel yapıyor benim hanım. Dilini böyle W şekline getirebiliyor. Nasıl yapılabiliyor bilmiyorum onu ama. Garip bir dil kası yeteneği var. Kendi kendine konuşurken kendine hak mı veriyorsun yoksa kendine kavga mı ediyorsun? Müzakere ediyorum diyebilirim kendimle. Yani hak da verdiğim ama haksız da bulduğum yerler olur. Kendimle anlaşıp susarım. Güzel bir uyku. Her uyku öncesi yaparım bunu mesela. Çocukluktan beri. Ne, günü mü değerlendiriyorsun? Günü, insanlara söylediklerimi, işte insanların bana söylediklerine verdiğim tepkileri. Mesela sana şey olur mu? Bana oluyor mesela. Bir konu oluyor. Biri bana böyle çok patavatsız veya çok böyle saygı sınırlarını aşan ama samimiyet çerçevesi içerisinde de olabilecek bir şey söylüyor. Ona o an efendiliğimden dolayı bir tepki vermiyorum. Sonra mesela niye tepki vermediğimi kendime soruyorum. Sonra kendi kendimi niye tepki vermediğimi ikna etmeye çalışıyorum. Keşke şöyle deseydim falan efendisin mı? Efendisin de o yüzden oğlum falan diyorum. Ama bunlara da efendilik yapmayacaksın falan. Kendi kendimle böyle müzakere edip onun sonunda bir dahakinde böyle yapmayacağım. O, düzeltiyor musun peki bir dahakinde? Düzeltiyorum. Düzelttiğim çok insan oldu. Yok kendini düzeltiyor musun? Kendimi düzeltiyorum. Karşımdakini de düzeltiyorum. Çok düzeltmiyorsun inşallah. Çok fazla düzeltmiyorum ama yeri geldiğimi düzeltirim yani. Neden bahsediyorsun şu anda? Ya bilmiyorum. Düzeltme fiilinden ne alıyorsak. Güzel. Boomer mısın? Yok yani belli konularda. Boomer olabiliriz hepimiz. Ama genelinde boomer değilim. Takip ederim. Yakalamaya çalışırım. Evet yani boomer olmasan da boomer diyorlar maalesef. Artık evet. Öyle oldu. Online alışverişte teslimat ücretsiz olsun diye sepetine ihtiyacın olmayan ekstra ürünler ekliyor musun? Abi o şeyde oluyor. Yemek söylediğimiz online alışveriş yerinde oluyor. Bazen işte maksimum şey minimum paket tutar. Limiti şu kadar filan diyor. Tek kişi yemek yiyeceksen fazla bu krizden sonra da abarttılar onu iyice hani. Tabii. Motor çıkıyorsa değsin filan kafasında bir şey yapıyorlar. Ama tek kişiye de yani değmiyor. O yüzden mesela 5 porsiyon dürüm söylediğim filan oluyor bazen. Sonra yenmiyorsa sorun yok. Yenmiyor işte diyorum. Siz yemek yediniz mi? İşte yok al abi. Sen al abi filan. Evdeki arkadaşlarımıza. Güzel. Çocukken hayal ettiğin hayatı mı yaşıyorsun? Çocukken aslında bir hayat hayal etmedim. Çok ilginç bir şekilde çok mutlu bir çocukluğum oldu. Ne güzel. Yani çok insana da konuşuyorum. Pek nasip olmamış yani böyle mutlu çocukluk. Herkesin böyle bir şeyi var. Benim çok mutlu. Genelde sanatçılarda tersi bir durum vardır. Evet. Travmalıdır yani. Evet aynen. Yani... Benim çok mutlu bir çocukluğum oldu. Çok sevgi görerek büyüdüm. Annem hani benim için hayatımdaki belki de en önemli figür. Hani beni bu hayatta bu kadar ayaklarının üzerinde durabilecek konuma getiren bir karakter annem. Ama çok sevgi dolu bir insan. Çok severek büyüttü bizi. Gelecekle ilgili hayallerim tiyatro okuluna
konservatuara girdiğim zaman başladı. Ve ilk seneyi bitirdiğimiz zaman konservatuarda ben dedim ki ben tiyatrocu olmaktan pek zevk almayacağım galiba. Kendi şovumu yapmak istiyorum. Ben bir şovmen olmak istiyorum dedim. Sınıf arkadaşlarıma da bunu dedim. Ve ondan çok hızlı oldu değil mi? Sonra dedim ki işte 2004 civarı ben dedim kendi şovumu yaparım. 2002'de mezun olacaktım. Bir iki sene de kendime bir buffer vermiştim orada. Ondan sonra 2004'te şovumu yaparım. 2005'te ünlüyüm dedim. Oldu bunlar. Ve hayallerimi gerçekleştirmiş oldum o an. Ondan sonrası artık bir roller coaster gibi. Bizi nereye sürüklüyorsa macera oraya. Bence gayet güzel bir yere gidiyor. Ya bu şey çok riskli hakikaten. Şimdi hani sen de başka birisi yani bir filmi 7 tane 7'li bir seri çekmek riskli bir şey yani. Yani dünyada çok örneği var. Var ama yani şimdi şöyle bir riskli. Birincisi yani o standardı tutturabilecek misin? Ki tutuyor. O konuda hiçbir şüphe yok. Bir de şey diyebilirler. Yani başka bir şey yok mu kardeşim? Evet. Ya bu ciddi bir meydan okuma. Kolay gibi duruyor ama bence daha zor esasında. Yani bu bir marka. Öyle bakmak lazım. Bu aslında artık bir sanat ürünü içeriğinden daha çok bir marka. Franchise yani. Evet. Bir Recep İvedik bir marka. O markayı insanların sevgisi bir noktaya getirdi. Yani ben zaten başka bir örneği de yok. Olmadığı için çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Bu kadar zor yapılabilecek bir şeyi bu kadar büyük bir marka haline getirip ondan sonra da hani ben bunu yapmayacağım artık diyemiyorsun. Sen desen de dedirtmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ben yapmayacağım artık Recep İvedik. İnsanlar sana sürekli bu feedbackle geliyor. Ne zaman abi? Recep'in yenisi ne zaman? Recep'in yenisi ne zaman? Yapmıyorum desen üzülürler. Aklıma da o konuda fikirler geldiği sürece yaparım yenilerini. Ama bir yerde artık ben Recep İvedik yapmak istemiyorum da diyebilirim. Hani aklıma fikir gelmiyordur o zaman. Yoksa tek bir ürünüm var onun üzerine gideyim. Konsantrasyonumu oraya vereyim. Bu çok güzel bir şey. Çok aslında herkesin istediği, kimseye nasip olmayan. Ya kolay bir şey değil. Oldu mu da dikkatli davranmak gereken bir konu. Ya aptalca bir yaralanma anın var mı? Var. Çekimler sırasında özellikle. Çekimler sırasında olmuştu bir tane, onu anlatayım. Birinci filmde amfiteyatro sahnesi. Amfiteyatro sahnesinde bir balık etli hatunun, yani hanımın, bana olan aşkı depreşecek ve bize bir animasyon oyunu oynatıyor. O sahneyi hatırlayanlar olur. İşte balon patlatma animasyonu vardır ya, biri koltuk oturur, öbürü de oturarak balonu patlatır. Otellerde hep yapılan animasyon. O sahne var, film de otelde geçiyor. O sahnede işte mizansen gereği ben oturacağım. İşte o balık etli hanımefendi de balonu patlatmak için benim kucağıma otururken sandalye koltuk kırılacak ve biz yere düşeceğiz. Abi bunun için tabii o zaman iptidai şartlarda çekim yaptığımız için sandalyelerin ayaklarını kesmişler. Onu öyle oturtmuşlar üstüne, ip bağlamışlar ince ipler. Ondan sonra biz otururken çekecekler. Ondan sonra neyse biz oturduk. Kadın da geldi üzerime oturdu. Bunlar ipleri çekti. Biz pof diye oturduk sandalyeyle yere. Tamam mı? Dört ayak ayrıldı. Abi benim hesaba katmadığımız bir kemerim var. O kemerin şöyle bir tokası var abi. Üzerinde akrep deseni olan. Eyvah. Abi o kemer o, yani göbeğimin hafif altında duruyor kemer. Abi kadın oturunca biz düşünce o göbeğimle o kemerin o tokası bir üst üste gel. Bir ezil. Çekim de devam ediyor. Nasıl canım yanıyor biliyor musun? Nasıl canım yanıyor ama yani çığlık atmak derecesinde canım yanıyor o kadar. Ondan sonra şey diyorum, aa çekilin, çekilin falan, çıkmaya çalışıyorum sahneden. Kadını üzerimden itmeye çalışıyorum falan. Feci bir yaralanmaydı abi. Kesin falan demedin yani. Diyemedim. Bunu mu seyrettik biz? Evet evet onu izledik. Sonra ben çıkıyorum kenara. Ondan sonra kesiyorlar. Ben tabii sahneden çıkıyorum. Normalde biraz daha devam edecekti. Seyircilere durun durun diyecekti falan. Çıkıyorum sahneden abi. Abi şöyle bir morardı. Göbeğim oldu. Yaklaşık bir hafta böyle mosmor gezdim göbeğimle. Bu kadar saçma bir yaralanma olabilir mi? Hakikaten öyleymiş. Ve soranlara da anlatamıyorsun yani. Yani kemer tokan vardı. Üzerime şişman bir hanım oturunca o göbeğimi ezdi falan olmuyor. Hiç polis durdurdu mu? Çok. Enteresan bir şey geçti mi? Yani şey, köprüye bağlanırken mi? Ya oralarda çok durduruyorlar. Peki. Telefondaki en ünlü kişi kim? Çok var. Herkes var diyorsun. Çok var ya. Yani en ünlüsünü bilmiyorum. Peki sen böyle aldığın zaman şaşırdın. Ay bu da bende var dedin. Olmadı mı hiç? Zaten toplamaya başladığında en ünlü sen miydin yoksa? Yo da bazen mesela
arıyorlar beni, biri arıyor mesela, ismi çıkıyor, aa bende varmış numarası diyorum. Hmm. Öyle. Yani takip edemediğim kadar ünlü var diyeyim ben. İnanamazsın. Vallahi. Ama Leonardo da olmadı işte. Ya, alamadık onu. Alamadık. İlk celebrity crush'ın? Sabah Şekerleri Şebnem Dönmez. Ha, tamam. Murat Başoğlu'yla yapıyorlar. Farklı yerlere savruldular sonra. Bir yemek yeme hakkın olsa hangisini seçerdin? Sadece bir yemek yiyeceksin. Bir yemek. Bir yemek yeme hakkım olsa künefe yerdim ya. Ha. Evet. Hem doyurucu hem besleyici. Peynir desem var. Şeker. Künefe. Künefe güzel. Olsa da yesek. Şurada vardı şuralarda. Var bir tane evet. Künefeci bir adam yollayayım. Arkadaşlar bir künefe getir. Künefe şey yapabilir miyim? Arhancım fotoğraf çektirmekle olmuyor. Guilty pleasure'ın. Künefe. Guilty pleasure'ım. Yani işte pleasure'ın ama aynı zamanda suçluluk da duyuyorsun. Var ya öyle bir şey. Gece yemeği falan yani. Gece yemekleri çok iyidir. Ama ondan suçluluk duymam ben. dibine kadar giderim işte suçluluk duymam. Suçluluk duyduğum bir şey olmuyor. Ya genelde güzel. Abi yapacağım yani bir guilty hissedeceğim şeylerde kendimi önceden iyi hazırlıyorum. Ve guilty hissetmiyorum. Yani. Suçluluk benim için geçerli bir şey değil. Güzel. İyi bir huy. Evet. Evindeki en pahalı eşya? Sanat eserleridir diyelim. Buradan da hırsızlara. Yok ben seni isteyebiliyorum. Giremezler oraya. Buradan da böyle bir challenge açtım. Evet. Daha da zorladın orayı. Senin arkadan böyle bir merdiven dayamalık yer var filan. Güzel. Peki bir gene bir test yapacağım müsaade edersen. Tabii. 30 saniyede evet. 10 dikkat şahan çıkabilir karakteri sayabilir misin? Deneyeyim. Hadi. 1. Nevriye iki, Budak, evet. Bülent Binbaş, Engin Jurnal, Cengiz Budak, gözüne dondurma saplanan adam, laf sokan adam, jipinde mahsur kalan adam, ondan sonra başka Berkut, ondan sonra Asiye, adeta gerçek. Sayarım yani. Geçti. Bravo. Tebrik ederim. İşimizin o başka bir enerji mi lazım öyle bir şey yapmak için artık? Ben 24-25 yaşındaydım orada. İşte sen hayal et kendi 24-25 yaşını. Enerjin aynı mı? Yok canım mümkün değil. Yani peki öyle gene yapılabilir aslında. Hani yani öyle bir şeyin başında olabilirsin ve hani başkalarına ekibe yaptırabilirsin. Evet. Çünkü onlar çok değerli ya. Evet. Ya ben oturduk hakikaten bir daha seyrettik hepsini. Sen hatırlamıyorsun diyorsun ama hepsini hatırlıyorum tabii. Çünkü ben hastasıydım yani. Her hafta seyrederdim. Bir de şimdi tabii zaman geçti unuttuk ama bir daha baktım. Hakikaten çok değerli işler. Yapılmıyor öyle şeyler. Yani şimdi yapılan komedilere de haksızlık etmek istemem. Yani Güldür Güldür de çok seviyorum. Tabii, tabii. Hepsini seyrediyorum ama orada başka bir dinamizm var. Ya orada bir kişinin böyle yaptığı değişik ve o kişinin kafasını anlatan bir show programı. Tamamen hani kişiye özel bir show programı gibi olması açısından şu anda pek yapılmıyor. Hani YouTube'da, sosyal mecrada yapıyor yapanlar, insanlar. Evet. Televizyonda bilmiyorum şu anda öyle bir şey olur mu ama bir belki tekrar bir platform olabilir. Hmm. Bir YouTube kanalı için olabilir. Yapılabilir. Enerji lazım, zaman lazım. Yok tabii yani şimdi dediğin gibi hani 24-25 yaşında bir ben de. Şimdiki televizyon dinamikleriyle o dönemkiler çok farklıydı. O dönem daha televizyon based bir hayatımız doğru. vardı. Şimdi daha dağıldık. Dediğin doğru. Şimdi şakasını yapacağım çoğu şey politik olabilir yani. Her şey politik değil mi esasında? Evet. Ben de ona ayar yani oluyorum biraz. Sen politikayla ilgilen falan diyorlar. Tartışma programları var ya. Hı. O zaman yapıyordum işte o Sinan Sarıoğlu yapıyordum. Evet. Hani dünya yuvarlak değildir falan savunan saçma bir adam yapıyordum. Ondan sonra şimdi yapmaya kalksam mesela 3-5 tip yapıp hani böyle kanal geçtikçe hepsini farklı programda gene aynı tipleri koyacağım bir skeç yaparsam o da politik olur işte. Yani bir... Ama zaten ben şu anda seyrettiğim tartışma programları skeç gibi zaten çoğu. Evet çoğu. Yani orada onun üzerine çıkabileceğini doğru. çok zannetmiyorum. Doğru. doğru. Öyle maalesef. Seninle ilgili denk geldiğin en komik yorum. Ben yani ne? Bazen hani insan hani bana haksızlık edilmiş falan diyorsun. Bazen de ulan hakikaten ne kadar komik öyle dediğin bir şey oluyor mu hiç? Yani benimle ilgili mesela işte en komik yorumlardan biri bana komik gelen işte ya bu da o sırarak milyonlar kazandı mesela. Bu bana çok komik geliyor.
Ama ya osuruk burası yok var. Evet. Hani milyon dolarlık osuruğun varsa sen de osur. Yani. Olay osurmak zannediyorlar. Öyle değil. Hı-hı. O filmin içerisinde. Olay bir... nasıl osurdun? Ha, nasıl osurdu da değil. O karakterin dünyasını ve o karakteri ben sana yaşatabiliyorsam osurmak onun içinde bir nokta, o karakterin bir noktası. O el hareketi de çekiyor o karakter. İşte atıyorum en yakın arkadaşına el şakası da yapıyor. Argo'da konuşuyor ama o karakter, ben böyle bir insanken o karaktere girip sana onu yaşadığını hissettirebiliyorsam parayı getiren şey o. Onu anlamıyorlar. Onu sadece osurmak zannediyorlar. İşte o bana komik geliyor. Hayata böyle bakarsan kazanman mümkün değil. Ya, yani bu herhalde bu bir savunma mekanizması. Yani çünkü aynı şeyi başka, yani makarna yaparak para kazanıyor. Evet. Tam bir farkı yok. Evet. Hiçbir fark yok. Yani sen de yapıyorsun evde ama başka türlü yapıyor. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani oradaki dinamik farklı. Onun oradaki o makarnayı, evet, makarnaya bu para verilir mi? Evde de yaparsın aynı makarnayı. Yapamıyorsun ama. Yapamıyorsun yani. Orada adam boşuna ünlü olmamış. Bu sığlık beni çok güldürüyor. Hani yorumdan daha öte bu beyinsel sığlık. Dünyayı bu kadar sığ algılayıp mutlu olabilmek çok güzel. Cehalet mutluluktur diyorsun. Evet ya, ne güzel bir şey. Hayatında keyfini ikiye katladığın an. Herkesin hayatında öyle bir an vardır ya. O an tabii. Hangi an? O an şu an net söyleyebilirim. Recep İvedik 1 filmi vizyona giriyor. Vizyona girdiği hafta Cuma günü. Yani o gün vizyona giriyor. Cuma günü internetten açıyoruz ve o hafta sonu bütün sinema salonlarının dolu olduğunu görüyoruz. Koltuk seçme opsiyonlarının olmadığını görüyoruz ve birbirimize çığlık atıp sarılmıştık. Hatta o zaman Bebek'te bir ofisim vardı. O camı açıp bebeğe de bağırmıştım böyle aha falan diye. Manav ne oluyor lan falan diye. Öyle şeyler oldu. En unutmadığım an oydu. Bütün salonların dolu olduğunu görmek. İnanamamıştık. Hissettim. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk yani. Hissettim o hissini. Hissettin değil mi? Hissettim. O anladın çok, o şoku. Hiç beklemiyorduk öyle bir şey. Hani Recep İvedik'in çok sevileceğini bekliyorduk. Onu da şuradan hissetmiştik. Fragmanı koyduk mesela gece. Biz hep kendimiz yüklerdik fragmanımıza. Koyduk gece mesela. Sabah bir uyandık 600 bin. Oh filan dedik böyle. Gece lan gece. Piyango çıkması gibi bir his yani. Sonra işte... Ne oluyor ya filan böyle herkes birbirini aramaya başladı işte. O zaman yapımcısı Faruk Aksoy'du. Faruk Aksoy aradı işte. Evlat çok iyi gidiyor. Fragman müthiş evlat filan dedi. Evet dedim. Müthiş gerçekten. Biz de şaşırdık yani. Sonra o olay günü hafta sonu o hafta sonu. Zaten rekor kıracağını o hafta sonu belli etti. Ve en unutamadığım an oydu. Vallahi şey yaptım. Sonra ondan birkaç tane daha. Çünkü tam tersini de duyuyorum. Çok pardon sözünü kestim. Yok sonra işte o anlardan aynen. Birkaç ama tane daha yaşadım. Ama ilki başka bir şey tabii. Dörtteki rekor da ayrı bir zevk. Yani dörtteki rekor çünkü mesela bir rekor kırdı, iki onun rekorunu kırdı. Ondan sonra üç biraz aşağıda kaldı. Ve ben dördüncüyü çekene kadar o sırada Düğün Dernek çıktı. Tam Düğün Dernek girdi ve Recep 2'nin rekorunu geçti. Son haftalarına denk gelirken Recep 4 girdi. Ve Düğün Derneği'nin rekorunu alıp 1,5 milyon daha ileri götürdü. Hatta ikisi benim ofise gelmişlerdi abi. Bir gün rekortmen kalabildik sayende. Hakkını hayalet. Ama o da güzel film. Güzel film tabii, çok güzel film. Yani insanların sevdiği bütün filmler çok fazla insan sevdiyse çok fazla insanın mutlu etmiş, iyi hissettirmiş demektir. Güzel filmdir yani. Güzel. Çok yani şeyi de onu söyleyecektim. Tam tersini de çok duydum da. Yani çok beklenti bekliyor insan tabii. Bir iş yapıyorsun ve çok seyredilecek diyorsun. Bu hayal kırıklığı da çok duydum. Hani evet. Hafta sonu hani 5 milyon bekliyorum, 1 milyon bekliyorum. Bilmiyorum evet, bakalım. Evet evet. İşte o bu zihniyetten oluyor. Demin hani osurukla ilgili konuştuğumuz zihniyetten aynen. Oluyor. Yani bir dönem mesela herkes yani çok kolay zannetti bu film yapma işini ve evet. Hani çok Recep İvedik klonu benzer işler çıktı ondan sonra. Bazıları çok iddialı girdi salon sayısı olarak falan ama hepsi hüsran oldu. Yani o kadar kolay bir şey değil. Zaten kolay olsa sürekli yeni bir
rekortmen çıkar yani. Öyle olmuyor iş, o iş. O kadar kolay değil. Seyrediyorsun değil mi yeni gençleri vesaire? Tabii, tabii. Var mı öyle ya bu çok iyi dediğin bir şey? Ya çok sevdiğim, güldüğüm, özellikle böyle kendi kendime kahkaha attığım arkadaşlar çok var. Mesela Mesut Süre, mesela Hasancan, Hasancan Kaya. Ondan sonra... Ben de ikisini de çok seviyorum. Baturay. Ha, Baturay yani. Çok var yani. Zaten diğer hani babaları saymıyorum. Onları zaten izliyoruz her yaptığı işi. Onlar da benimkileri izliyorlar. Herkes benimkini izliyor zaten. Ama gençlerden çok böyle beni kahkaha attıran tipler var. Ne güzel. Bu arkadaşlar da çok başarılı. Şuradan yine biri düşermiş değil mi masana böyle. Aa abi kusura bakmayın. Fayans alıyorduk da falan. Şahan çok teşekkür ederiz. Ben... Daha sorularım vardı ama künefe geldi artık, evet, yiyelim. Bir künefe. 9'unda Disney Plus'ta Recep İvedik 7 seyircisiyle buluşuyor. Son olarak da bir geleneksel olduğu üzere bir selfie çekeceğiz. Evet. Müsaade edersen. Sokrates YouTube kanalına abone olun, Dünya Kupası keyfine ortak olun.